Balis İbrahim Gökçek Bey ile birlikteyiz. Aloe vera. Aloe vera. Evet, şu gördüğünüz bitki aloe vera. Aloe veranın dünyada 400 türü var. Aloe vera barbatensis denir buna. Şifalı olanı bu. Diğerlerinin şifası yok. Veyahut da çok az. Bilmiyoruz. Bunun şöyle etrafında tikensi çok hafif. Tikensi. Evet. Üzerinde beyaz benekleri var. İçerisi böyle jel dolu. Şöyle kopardığımızda böyle sümüksü süngerimsi bir madde var. Aa, evet. Kopmaz. O ne yapıyor? Baksana. Kopmadı. Evet, koptu. Şimdi bunu bayanlar mesela yüzlerinde kırışıklık var. Şöyle kırışık kaza yerler. Böyle kırışık yerlere sürerlerse iyi gelir. Hakikaten. Tabii. Sizde hiç yok bunu mu kullanıyorsunuz? Şimdi bizim bir dostumuz Rusya'ya izine gitmiş. Üzümde bulunduğu yerde yaralanmış bıçakla bahçede çalışırken. O acele hastaneye gitmem lazım, eczaneye gitmem lazım vesaire demiş. Demişler ki burada ne eczane var ne hastane var. Dağınbaşı, Rusya her taraf boş. Şehre kaç kilometre? Bizde ilaç var demişler. Aloe vera getirip buna yarasını sürmüşler şöyle. İşte insanlar yokluktan evet. Orada yok olan neler bulunuyor yok olunca. Ne olmuş peki geçmeyi bozuyor? İyileştiriyor. Allah Allah. Tabii tabii. Bu aloe vera bununla ilgili çok büyük araştırmalar var. Mesela ben bununla ilgili yazmış olduğum şu kitapta 5-6 tane klinik araştırmasından bahsettim. Mesela Kaliforniya'da Louis Pauling Enstitüsü aloe vera ile ilgili yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarları yok ettiğini belgelemiştir. Zararlı mantarlara karşı dünyada en etkili bitki. Ne yapmak lazım? Bunu yemek mi lazım? Hayır, biz bunu özel bir yöntemle şurubunu elde ettik. Ballı bir şurup. Çok tadı güzel, da güzel. Şimdi güzel, tadı güzel. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, sivilce ve ekzemayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Tayland'da yapılan araştırmada Bangkok Üniversitesi tip 2 şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Fakat en enteresan araştırma Japonya'da bu Hiroşima atom bombası atılan yerde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmada anti-aging yani kişiyi genç ve dinç tutuyor. Yaşlılık karşıtı. Evet. Genç tutuyor, dinç tutuyor ve antioksidan. Aloe vera bütün bitkiler içerisinde bitkilerin şahı diyebiliriz. Bitkilerin şu, şahı. Bitkilerin şahı. Nasıl partikler derler? Kur'an'ın en güzel ayeti Yasin'dir. Evet. Bu da şey bitkilerin şahı. Bu onun suyu mu? Evet, bu onun şurubu. Bunu jel, şurup. Jel, aloe vera. Jel, evet. Bunu Amerikan şirketi var. Onlar dahi doğal üretemediler. Ekstrasyon, dekstrasyon yapmak zorundalar. Çünkü aloe veranın birleşiminde enzim var, vitamin var, mineral var. Çok şey var da bin çeşit etken madde var. Çok az miktarda aloein var. Bu aloein kişi bunu evde kendisi yapar içerse ishal yapar. Karnı davul gibi şişer. Bu bitkileri gelişi güzel kullan şey yapmamak lazım, kullanmamak yani lazım. Şimdi burada bizi izleyenler almıyorlar, kendileri gidip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun da zararlarından bahsedelim de öğretelim insanlara. Ha, tabii öyle bir durum da var. Mesela her yapılan reklamı yapılan her şeyi yapamaz. Tabii o yanlış şeyler de var içinde. Yanlış da yapabilir. Mesela Almanya'da bir dostum, ben ona laden gülünü anlatıyordum. Aa dedi, bizim orada çok yetişir. Dedim aman dur. Yanlışlıkla bilmediğim bir bitki toplarsın, çayın içersin, zehirleriniz hastaneye vursun. Yok yok, ben iyi biliyorum dedi. Peki sen bilirsin dedim. Antalya'ya gitti, 2 hafta sonra beni aradı. Ailece zehirlendik. Ailece tabii. Dedim neden zehirlendin, ne oldu? Laden gülü yerine çit sarmaşığı var. Çit sarmaşığını toplayıp çayını içmiş. Ah, ah, çit sarmaşığı. İyi ki ölmemişler. Çok şükür ölüm, çok hastaneye şükür götürmüşler. Bağırsaklarını yıkamışlar, midesini yıkamışlar. Yani gelişi evet, güzel kullanmamak lazım. Bir şeyi rastgele yapılmaz. Burada ben bundan bahsediyorum ama aloe veranın 400 çeşit aloe vera da sadece birisi şifalı. Ve bununla da ilgili Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tayland, Mısır gibi birçok ülkede klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Yazmış olduğum bu kitap bu nedenle bugüne kadar yazılan kitaplardan çok farklı. Bakalım şöyle gösterelim. Yani binden fazla şifalı üniversitenin bitkiler ve alternatif tıp doktor evet. İbrahim herbalist doktor, pardon herbalist doktor dedim, İbrahim Gökçek'in kaç tane kitabınız var, bu mu? 3 yıl devamı, bunlar devamı. 3 yıl. 3 yıl. Bir yıl devamı. 3 yıl. Maşallah. Ben